Merhaba sevgili dostum. Bu dünyada en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi hak ettiğimiz saygıyı ve değeri görebilmek. Ama maalesef bu her zaman kolay olmuyor. Bu videoda bunun için yapabileceğimiz bazı şeylerden bahsedeceğim. Ama öncesinde bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bir kemancı var, Joshua Bell. Bu keman virtüözü inanılmaz yetenekli ve dünyada sayılı bu alanda sayılı müzisyenlerden birisi. Ve gerçekten bir konser yaptığı zaman biletleri aylar öncesinden tükeniyor. En düşük bilet fiyatı konserlerinde 100 dolardan başlıyor. İnanılmaz popüler, inanılmaz böyle gerçekten yetenekli bir isim. Şimdi böyle bir yetenekli keman virtüözünün metroda bir sokak müzisyeninin olduğu gibi parçalarını, müziğini icra ettiğini düşünelim. Ve sen, biz birazcık daha az ilgiliyiz klasik müziğe ama Amerika'da yaşadığını varsayalım. Ve Amerika'da yaşıyorsun, o anda metroda bu insan, bu ünlü kişi müziğini icra ederken onu görseydin tanıyabilir miydin? İşte araştırma acılar bunu merak ediyorlar ve Joshua Bell'le anlaşıyorlar. İniyor metroda, Washington metrosunun altına ve orada müziğini icra etmeye başlıyor. Yaklaşık 45 dakika boyunca elindeki 3,5 milyon dolarlık kemanla bir süre, 45 dakika yani, orada müziğini icra ediyor. Peki onu tanıyanlar çıkıyor mu? Yani bu adam gerçekten efsane bir adam. Tanıyanlar çıkıyor mu? Maalesef hayır. Yaklaşık 45 dakika içerisinde önünden 1100 kişi geçiyor. Ve bu 1100 kişiden tanımayı bırakın, dinleyen kaç kişi var biliyor musunuz? Sadece 6 kişi. Ve bu 6 kişi orada geçerken ona birazcık da böyle bahşiş bırakıyor. O 45 dakika içerisinde Joshua Bell yaklaşık 32 dolar para biriktirmiş oluyor. Şimdi burada çok enteresan bir mevzu var. Normalde konserde biletleri aylar öncesinden tükenen, 100 dolardan aşağı bileti satılmayan bir müzisyen nasıl oluyor da orada metroda müzik yapınca kimse fark etmiyor? İşte bu bağlam etkisi. Buradan saygı ve değere nasıl geleceğim, onu bağlayacağım biraz sonra. İnsan eğer bir şekilde onun yeteneklerini, onun varoluşunu öne çıkartacak ortamda bulunmuyorsa kimse onun ne kadar değerli olduğunun farkına varmıyor. Sen dünyaca ünlü bir keman virtüözü de olsan, konser salonlarında olduğun zaman insanlar belki senin yüzünü görebilmek için, senin birazcık yakınında olabilmek için belki birbirini ezecek, birbiriyle böyle yarışa girecek, belki müthiş paralar harcayacak senin yakınında olabilmek için, konseri en ön sırada izleyebilmek için. Ama metroda olduğun zaman aynı müziği icra etmene rağmen kimse senin yüzüne bakmayacak. İşte bu duruma bağlam etkisi diyoruz. Peki bu neden oluyor? Aslında sebebi çok basit. Beynimiz ekonomik çalışma prensibine göre hareket ediyor. Yani biz bulunduğumuz ortamda karşılaştığımız her şeyi birbiriyle kıyaslıyor olsaydık, her şeyi yeni baştan düşünüyor olsaydık muhtemelen yerimizden kalkamazdık ve bütün bedensel enerjimizi beynimize versek yine de verdiğimiz enerji yeterli olmayabilirdi. Mantık şu şekilde. Daha böyle odak noktası üzerinden çalışıyor. Yani siz mesela bir markete gittiğiniz zaman, lüks bir marketse, orada gördüğünüz şeyin pahalı olması sizi şaşırtmaz ve hatta çok sorgulamadan da o pahalı şeyi alma eğiliminde olursunuz. Ama böyle ucuzluk marketinde pahalı bir şey gördüğünüz zaman ne gerek var ya bu kadar buna para vermeye diye düşünebilirsin. İşte burada arka plandaki bağlam beynimizin ekonomik çalışma prensibini harekete geçiriyor. Şimdi burada Joshua Bell'le karşılaştığın zaman şöyle bir noktada oluyorsun. Beynin şöyle çalışıyor. Ya diyorsun, metroda ne işi var dünyaca ünlü keman virtüözünün? Ancak onu konser salonunda görebilirim. Belki o an o çalan melodi hoşuna gidiyor ama kafanda şöyle bir düşünce var. Birçok metro sanatçısından, metroda müzik yapan insandan birisi, herhangi birisi. O an dikkatini ona vermiyorsun bile. Burada insanları suçlamak çok anlamlı değil. İnsanların böyle bir yapısı var. Hepimizin böyle bir yapısı var. Ama çoğu zaman biz fark etmediğimiz zaman, yani metrodaki kemancı gibi olduğumuz zaman insanlara öfkeleniyoruz. Diyoruz ki ya beni fark etmediler, bana hak ettiğim değeri vermediler, beni önemsemediler. Ama sen acaba yanlış yerde duruyor olabilir misin? Çünkü durduğumuz yer diğer insanlar tarafından fark edilmemize ve bize verilen değeri çok çok fazla etkiliyor. Biraz önceki market örneğinde olduğu gibi lüks bir mağazada bir cüzdan görürsün. Mesela 5000 lira almasan bile dersin ki yani herhalde çok özel bir cüzdan. Başka bir yerde, mesela ucuz bir yerde ya da böyle bir pazarda 100 liralık bir cüzdan görürsün. Dersin ki ne kadar pahalı. Yani bu aslında arkadaki fonla ölçtüğümüzü gösteriyor. Şimdi sen kendine bir bak bakalım. Hak ettiğin yerde misin? Acaba kendini nerede konumlandırıyorsun? Çünkü konumlandırdığın yer diğer insanların seni nasıl algıladığını belirliyor.
veriyor. Bunun için çok basit bir örnek daha vermek istiyorum. Elimde bir yüzük var ve bu yüzüğü bir kuyumcuda gördüğüm zaman ya derim ki ne kadar değerli bir metal, cevher acaba, ne kadar özel bir süs, aksesuar derim. Ama ben bunu bir hurdacıda gördüğüm zaman bir demir parçası derim. Yani aynen elimdeki yüzük aynı malzeme olsa bile onun neresi tarafından satıldığı onun değerini belirleyen şeylerden birisi. Peki sen kendi hayatına döndüğün zaman hangi noktalarda bağlam etkisini değiştirebilirsin? Birincisi, hangi işlerle uğraşıyorsun? Bazen bazı insanlar o kadar detaylarda boğulur ki, o kadar küçük işlerde boğulur ki etrafındaki insanlar da onu küçük işlerin insanı olarak kodlar. Şöyle bir düşün bakalım, yani uğraştığın şeyler, çözmeye çalıştığın problemler gerçekten senin kapasitenin karşılığı mı? Yoksa çok daha küçük problemlerle mi uğraşıyorsun? Çok daha detaylar peşinde takılıp ömrünü mü heba ediyorsun? Sen kendini neye harcarsan bir şekilde etrafındaki insanlar seni öyle değerlendiriyor. Bu senin daha az değerli olduğunu göstermiyor ama şöyle bir durum var. Senin daha az değerli olarak algılanmana sebep oluyor. Günümüzün modern yüzeysel toplumunda algı dediğimiz şey maalesef gerçekliği de oluşturan şeylerden birisi. Mesela bağlam etkisine bir diğer örnekte hangi tür insanlarla berabersin? Eğer seni aşağıya çeken, seni durmadan eleştiren, seni bir şekilde parıltılarını fark etmeyen, devamlı bir rekabet içinde olup nerede eksik olduğunu vurgulayan ama nerede iyi olduğunu söylemeyen insanlar içindeysen, bu da bir şekilde senin aslında olduğundan çok daha az olarak görünmene sebep olur. Burada iki cephe var. Birincisi, eğer böyle insanlarla, seni aşağı çeken insanlarla bir aradaysan kendine saygını kaybedersin. Çünkü bir süre sonra o insanlar seni hep eksik görüyor ya, kendi küçük toplumun bu insanlardan oluşuyorsa sen gerçeğin bu olduğuna inanmaya başlarsın. Bir yandan mesela senin kalitende, senin entelektüel derinliğinde, senin yetenek seviyende insanlarla beraber değilsen, mesela çok daha yüzeysel insanlarla berabersen, diğer insanlar seni onlar seviyesinde değerlendirme eğiliminde olacaktır. Buna da dikkat etmen lazım. Yani kimlerle berabersin, kimlerle beraber olduğun, kimlerle arkadaşlık yaptın, hem kendine olan yaklaşımını hem de diğer insanların sana yaklaşımını çok fazla etkiler. Sahip olduğun yetenekler değerli yanların bir mücevher gibidir ve sen bunu olur olmadık yerde ortaya atarsan hak ettiğin değeri asla göremezsin. Böyle bir durumda şuna dikkat etmek gerekiyor. O mücevheri karşındaki kişi görmeyi hak ediyor mu? Ben şöyle bir durumdayım. Yetenekli olduğumu düşündüğüm tarafları olur olmadık yerlerde ortaya koymam ya da herkese sunmam. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Ben dünyadaki en değerli şeyi bundan anlamayan birine gösterdiğim zaman ne var ki bunda deyip onu küçümseme eğiliminde olacaktır. Ama bir şekilde ben şuna dikkat ediyorum. Benim yeteneğimin, benim başarımın, benim emeğimin, çabamın kim farkında? Ben onlara göstermeye çalışıyorum. Yani metroda 1100 kişi geçiyor ya önünde. O 1100 kişinin belki de o 6 kişisi sadece senin yeteneğini fark edecek, dikkat edecek seviyede. Ama sen 1100 kişiye kendini gösterdiğin zaman diyeceksin ki bu dünya müzikten anlamıyor. Ama eğer sen konser salonlarına gidersen ne olacak? Burada insanlar senin müziğini dinlemek için ciddi miktarda para ödeyecekler ve çok öncesinde sana yakın olabilmek için biletleri tüketecekler. Burada yani sen yeteneğini, kendini kime sunuyorsun? Değer bilecek insanlara mı sunuyorsun? Yoksa herkesin önüne mi atıyorsun? Bu deneyden, bu hikayeden gerçekten çıkarabileceğimiz büyük dersler olduğunu düşünüyorum. Eğer hak ettiğin saygıyı ve değeri göremediğini düşünüyorsan. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşça kal.